İyi akşamlar efendim. İyi bir şey olması mümkün sanki bu evde. Halacığım. Maço kocan yok mu? Ya hala lütfen. Ne var canım? Kendisi hiç şikayetçi değil öyle anılmaktan. Hatta için için memnun bile oluyordur. Cevap vermedin yoksa bir mucize oldu da bu akşam gelmiyor mu? Gelecek tabii ki. İşlerini bitirdikten sonra gelecek. Ne yapıyorsa? Hayır, bir taksi şoförü. Koskoca bir şirkette ne iş yapar? Anlamış değilim. Bu Arif Bey'in başka planları olmasın? Hala, Arif Bey Cemil'i çok sevdiği ve güvendiği için onu yetiştiriyor. Aman ne güzel. Halacığım, hazır şöyle evde kimse yokken. Uzun zamandır yapmıyoruz. Bir film keyfi mi yapsak ha? Ne dersin? Olur. Şöyle güzel bir aşk filmi var mı? Aşk filmi mi? İyi de sen nefret edersin aşk filmlerinden. Canım saçma sapan olduğunda nefret ederim. Güzel olursa severim ben de. Ruhsuz bir ihtiyar değilim daha. Bir kadınım ben de sonuçta. Elbette. Yani değilsin. İyi o zaman film seçmeye gidelim ha. Sen beni mi takip ediyorsun? Yo. Hava alıyordum. Sana ne dedim bugün? Benle uğraşma, çok fena olur. Merak ettim. Ne yaparsın? Sen anlamıyorsun galiba. Kendini kovdurtma bana. Göreceğiz bakalım İffet Hanım. El mi yaman, bey mi yaman? Az kalsın Emine'ye yakalanıyordu. Emine kim ya? Emine'ye yakalansan ne olur? Asıl onun gibilerden korkmak lazım. Her şeyi yapabilir. Benim gitmem gerek. Gel buraya. Tüm gün senin hayalini kurdum ben. Gülüşünü. Kokunu. Ben de seni. Sadece seninle birlikte olacağımız anı düşünerek katlanıyorum her şeye. Senin yanında unutuyorum her şeyi. Nerede olduğumu. Kim olduğumu. Geçmişi, geleceği. Her şeyi. Sadece sen varsın. Bambaşka biri oluyorum yanında. Daha iyi. Daha mutlu. Daha huzurlu. Niye karşı koyamıyorum sana? Yanacağımı bile bile niye yapıyorum bunu? Çünkü sen benimsin. Ben de senin. Öleceğimi bilsem de ayrılmam senden İffet. Emine. İffet nerede biliyor musun? Bahçede. Tek başına mı? Bilmem. Git kendin bak. Emine. Ne var? İstediğiniz gibi hanımefendinin işlerine karışmıyorum. Uzak duruyorum. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama. Söyleme o zaman. Gitmek zorundayım.
Hiçbir yere gitmek zorunda değiliz. Böyle yaparsan hiç gidemem ki. O evde senin yüzünü bile göremiyorum. Biliyorum. Bu nasıl bir işkence? Bitecek Cemil. Yakında hepsi bitecek. Sadece ikimiz olacağız. Bir dakika daha kal. Sadece bir dakika ama. İffet kızı, hala. Tek başına ne yapıyorsun sen bahçede? Hava almaya çıkmıştım. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey yok da seni göremeyince merak ettim. Üşüdüm. Hadi içeri geçelim. Gerçek aşçı bunu mu diyor bu film yani? İşte ben böyle filmlerden nefret ediyorum. Ne yani? İşte aşk yoksa ölecek miyiz? Yaşamayacak mıyız? Ama sen iyi misin? Dilek Hanım, konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz Emine. Ne olduysa oldu, hiç uğraşamayacağım. Başkalarını düşünmekten kendimi düşünemiyorum. Kocaman insanlarsınız. Ne yaparsanız yapın. Arif mi? Yoksa bu Cemil'in patronu Arif mi? Ne alakası var canım? Başka Arif mi yok? Ne bileyim. Bir anda Arif deyince... Haklısın, çok saçma oldu. Yaşanan onca olaydan sonra sen onu ilk gördüğü yerde öldürmek istersin kesin. En nefret ettiğin insanlar arasında ilk beşte. Öyle tabii, benim böyle adamlarla ne işim olabilir ki? Evet, bana bu kadar sıkıntı yeter. Bütün gece ancak kendime gelirim. İyi geceler. Sana da canım. Hayırlı olsun. Nasıl gidiyor evlilik? Vallahi biz henüz bir şey anlamadık. Kaç saat oldu aşkım? Şimdilik iyi gidiyor. İnşallah hep böyle iyi gider. Bir yastıkta kocarsınız. Amin. Erhan Bey oğlum pek kibar, pek saygılı. Allah gönlüme göre verdi, çok şükür. Sağ olun anneciğim, sağ olun. Aslında biz de iyi oldu sizi yakaladık. Ne zaman taşınıyorsunuz yeni evinize? Ay bize ne canım? Yani keyiflerinin kahyası mısın? Yani beyaz. Taşınmayacaklar. Burada benimle yaşayacaklar. Aa, koskoca Emiroğlu Balat'a mı taşınıyor? Ben annemi yalnız bırakmak istemedim. Sağ olsun Erhan da beni kırmadı. Ay ne güzel. İşte insan sevince her yer bir. Ya. Ben karımın yanında olduktan sonra bana her yer Paris. Aşkım. Anlatmak istersen Erhan. Hı. Bir işin içinde bir iş var Serpil. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni mi geldin? Anneme uğradım biraz. Aç mısın, bir şeyler hazırlatayım mı? Arif abiyle yedim ben. Bir şey sormayacak mısın? Ne soracağım Nil? Doktora gittim bugün. Merak etmiyor musun neler söyledi? Ne söyleyecek, turp gibisin demiştir. Var ya, sen beni hiç umursamıyorsun.
Belki bir hastalığım çıktı. Belki birkaç aylık ömrüm kaldı. Nereden biliyorsun? Saçmalama Nil. Sen yine nereden çıkartıyorsun bunları? Çünkü beni sevmiyorsun. Oradan çıkartıyor olabilir mi? Çocuk falan yapmak istemiyorsun. Oo. Anlaşıldı. Yine çocuk meselesi. Biz sabah öğle akşam bunları mı konuşacağız? Hı? Benden baba falan olmaz kızım. Nereden biliyorsun? Kaç defa baba oldun? Olmadım işte. Ben de sana onu söylüyorum. Bak Nil, sen çok iyi bir kızsın. Seni üzmek istemiyorum. Ama ben senin hayal ettiğin bir adam değilim işte. Belki de bu ilişki en başından beri bir hata. Hayır. Hata falan değil. Ben seni seviyorum. Her şeyinle, olduğun gibi. Ben senin karın olduğum için çok mutluyum. Günaydın anneciğim. Günaydın. Sen uyanamadın galiba daha. Aynen öyle oldu. Günaydın. Ya günaydın. Biz başımıza ne iş aldık Betül? Yani biz bu evde yaşayan iki kadınız. Ay adam bildiğin. Anladın, yürüyen evin içinde geziyor. Ne diyorsun anne sen? Gördüğümü söylüyorum. Ay bildiğin adam evin içinde donla geziyordu. Ne bileyim, onun evinde normal herhalde. Ben konuşurum, bir daha yapmaz. Daha onun evinde neler normal kim bilir. Ay çok başımız ağrıyacak. Ama ne yapalım, katlanacağız. Anneciğim Erhan iyi bir adam. Bak çabuk öğrenir. İnşallah. Hadi git de kaldır şunu, gitsin işine gücüne. İşi yok ki. Nasıl işi yok? Nasıl bir adamın işi olmaz? Ne yapacak yani? Ha bütün gün evde bizimle oturup orgu börecek. Bilmiyorum yani. Sanmıyorum canım. Günaydın uykucuğum. Günaydın. Sana kahvaltı getirdim. Al bakalım. İnsan patronundan sonra uyanır mı ya? Çok özür dilerim efendim, bir daha olmaz. Kendini affettirmek için bugün çok çalışman gerekecek. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Öyle mi? Pekala. Bunu avans olarak alıyorum. Asıl cezanın için düşünmem gerekecek. Bu akşam belki özel bir şeyler hazırlayabilirim. İyi olur. Benim şimdi işe gitmem gerek. İşte görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Dilek Hanım. Şunu arabaya götürüver Emine. Dilek Hanım, sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı. Dün akşam da gelmiştim biliyorsunuz. Kısa kes Emine. Söyle hadi, ne var? İffet'le Cemil aşk yaşıyorlar. Aa, gerçekten mi? Emine, bana bilmediğin bir şey söyle, olur mu? Aşk mektuplarını gördüm. Mektup mu? Harika bir haber bu. Nerede, sende mi? Nihayet kurtulacağım ikisinden de. Ve bu ne? İffet'in susmam için verdiği para. Bizim paramızla seni satın almaya çalıştı demek. Zorla verdik bu parayı. Ama tek kurşuna dokunmadım. Onun gibi ahlaksız değilim ben. Tamam tamam. Mektup nerede? Yaktı.
Olsun. Yine de kurtulamayacak. Bu sefer değil. Sana bu paradan daha fazlasını vereceğim. Hak ettin. Halanı hiç güler yüzü görebilecek miyiz acaba? Kadın 7/24 arıza. Hiç değildir aslında. Ama bu aralar biraz keyfi yok gibi. Sanırım aşk mevzuları. Aşk mı? O mu? Kim bilir hangi zavallının beynini kemiriyordur. Ya deme öyle. Sonuçta aşk bu. Herkesi, her şeyi değiştirebilir. Mesela... Bak bize. Ben diyorum ki bugün işe gitmesen, beraber biraz vakit geçirsek. Akşamdan akşama yüzünü görüyorum. Daha yeni evliyiz sonuçta. Bugün çok işim var, Nil, olmaz. Hep çok işin var. Ben Arif Bey'le konuşur hallederim. Hem balayına da çıkamadık. Kesin bir iki gün izin verir. Arif abiyi falan sakın karıştırma. Ben senin her istediğini yaptım. Bu eve gelelim dedin, geldik. Çocuk istemiyorum dedin, tamam dedim. Bir kere de benim istediğimi yap ya. Bir kere. Ama yok. Maç olsun ya. Maç oyun var mı? Beğenmiyorsan bırak kızım. Kafayı tülememekten de vazgeç. Cemil, niye bu kadar kötü davranıyorsun? Hani kimseyi üzmeden halledecektik her şeyi. Ne yapayım istiyorsun? Nil'le romantik dakikalar geçirip... Hatta ondan bir de çocuk yapayım istersen İffet. Hayır ama... Aması ne? Tabii. Sen Ali İhsan denen o herifle... O herifin elini tutmalar, gülümsemeler falan. Saçmalama Cemil. Dün gece eve bile gelmedi. Gelseydi ne yapacaktın? Korkuyor musun sen? Yoksa bunlarla baş edecek gücüm mü yok diyeceksin yine. Yoksa yine mi vazgeçtin? Ne istiyorsan da? Hiç. Sadece Nil'le aralarındaki sorunlara karışmamamı söyledi. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor işte. Karışma tabii. Sana ne? O adamla ilgili hiçbir şeye karışma. Baba? Baba, dükkana niye gitmedin? Gitmeyeceğim. Kendini iyi hissetmiyor musun? Doktora gidelim falan ister misin? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Sen okuluna git. Ben zaten çok geç kalmayacağım. Hem son ders de boş. Sen bir şey olursa ararsın ha? İyi.
Orkun. Neredesin ya? Sabahtan beri kök saldım burada. Niye geldin? Ne demek niye geldim? Gelmem için bir sebep mi olması gerekiyordu? Seni görmek istedim ve geldim. Bir daha gelme. Oo. Sabahın köründe kalkıp bir ton yol gelelim. Hanımefendi bizi azarlasın. Sen ne dengesiz bir şeysin ya. Dün aldığın papatyalar iyiydi değil mi? İyi falan değildi. Bir an boşta bulundum, gülümsedim. Hem ben eve gittiğimde onları çöpe attım zaten. Biz arkadaşız sanıyordum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Neden? Benden hoşlanmıyor musun? Hoşlanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Ellerimi tuttuğunda gözlerini gördüm ben senin. Yanlış anlamışsın. Ben arkadaş olarak... Hayır. Ben salak değilim. Ne gördüğümü iyi biliyorum. Biz birbirimizden hoşlanıyoruz. Ya bırak ya. İstemiyorum, zorla mı? Baban değil mi? Ondan korktuğun için. Ne olursa olsun. Beni rahat bırak. Anladın mı? Senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Kimse bana hayır diyemez.